Evet, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak istedi DİSK yöneticileri, ancak polis müdahale etti dedik. O görüntüleri de ekrana taşıdık. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte 25 kişi gözaltına alındı ve o çelenk milletvekilleri tarafından teslim alındı sevgili izleyenler. Vekiller çelengi Taksim anıtına bırakacaklar. Muhabir arkadaşımız Doğuşcan Kara Taksim Meydanı'nda. Şimdi hemen Taksim'e bir uzanalım. Doğuşcan, neler aktaracaksın bize, orada neler yaşanıyor? Evet, emek ve dayanışma günü dedik. Sabah saatlerinde yaşanan DİSK üyesi ve yöneticilerine yaşanan süreciyle alakalı siz de haberde bahsettiniz biraz evvel, ama ona geçmeden önce ilk önce Taksim çevresini ve anıtı gösterelim. Kameraman arkadaşım İsmail yardımcı olsun. Sabah saatlerinden bu yana Türk İş, Hak İş, Birleşik Kamu, Sen ve çeşitli sendikalar sabah saatlerinde buraya gelip çeleklerini bıraktılar Taksim Anıtı'nın önüne. 1977 1 Mayıs'dan bu yana yapılan o anma işlemini gerçekleştirdiler. Ancak o sendikalar arasında DİSK yoktu. Siz de biraz evvel haberlerde bahsetmiştiniz. DİSK Taksim'e doğru yürüyüş aşamasındayken genel merkezin önünde polis tarafından, Beşiktaş'taki genel merkezin önünde polis tarafından müdahale edildi. Müdahale sonrası DİSK Başkanı, Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başta olmak üzere 25 DİSK'li gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. DİSK'li grup daha sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DİSK'ten yapılan açıklamada konuyla ilgili, yani gözaltından sonra DİSK'ten bir açıklama yapıldı. O açıklamada bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor. Bu kamu düzenini bozmuyor ama işçiler adına 25 temsilcinin 1 Mayıs'ta çelenk bırakması bozuyormuş denildi. Açıklamada ayrıca saat 9 işaret edildi, akşam 9. Biliyorsunuz DİSK ve TMOB, KESK ve birçok bileşen, 1 Mayıs platformu bileşeni akşam saatlerinde evlerden, balkonlardan, her yer 1 Mayıs alanı, bulunduğumuz yerler 1 Mayıs alanı şiarıyla birlikte bu sloganı gerçekleştirdiler ve saat 9'da herkesi balkonlardan hesap sormaya çağırıyoruz çağrısında bulundular. Bu arada 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen başka gruplar da vardı. O gruplar polis engeline takıldı. Az evvel biz de bir tanesine şahit olduk burada. Grup Yorum Haktır Susturulamaz üyeleri sloganını atan iki kişilik bir grup. Burada polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan başka kişiler de var. Osman Bey'den Taksim Meydanı'na gitmeye çalışan 4 halk evleri üyesi. Gözaltına alındı. Yine aynı şekilde Kadıköy'de de 1 Mayıs için pankart taşıyan İnşaat İş Sendikası ve Umut Sen üyeleri gözaltına alındı. Yine Harbiye uzantısında Elma Dağ bölümünde iki kişi, Devrimci Öğrenci Birliği Meclis üyeleri, iki kişi de pankart taşıyarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak onlar da gözaltına alındı. Şimdi bizim yanımızda da CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan var. O da sabah yaşanan DİSK üyelerini gözaltına alınan süreci takip etti. Takip eden milletvekilleri arasındaydı. Sayın Ali Şeker de oradaydı. Birçok milletvekili, HDP'li ve CHP'li milletvekili oradaydı. Kendisine şimdi hemen mikrofonu uzatalım. Sabah saatlerinde neler yaşandı? DİSK'li üyeler neden gözaltına alındı? Neden izin verilmedi? Merak edilenleri hemen soralım. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sabah saatlerinde neler yaşandı tam olarak, anlatabilir misiniz? Siz de an be an takip ettiniz. Tabii. Öncelikle kalbi emekten yana atan ve bütün emekçilerin 1 Mayıs dayanışma gününü kutluyorum. Birlik ve dayanışma gününü kutluyorum. Her şeye rağmen kutluyorum. Sabah saatlerinde dünden beri DİSK'in ve bileşenlerinin İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle, İstanbul Valiliği yetkilileriyle görüşmeleri söz konusuydu. Bu meydandaki, bu meydan işçiler ve emekçiler aslında 1 Mayıs meydanı olarak geçer, biliyorsunuz. Esas özelliği odur. Bu meydana çelenk koyma konusunda önce sınırlamalar yapıldı. Belli sayıda kişinin bu çelenk koyma törenine katılabileceği konusunda. Orada bir adım atıldı. Birbirlerine yaklaştılar. Fakat DİSK kendi binasının bulunduğu yerden buraya yürüyerek gelmek istediğini ısrarla söylemesine rağmen vilayet ya da emniyet görevlileri
Bunu kabul etmediler. DİSK de o grupla, o 20-25 kişilik grupla beraber yürüme konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarda da bir anormallik yok, şundan dolayı yok. Yani kamu düzenini bozacak herhangi bir şey yok. Sokaklar bomboş ama işte burada da görüyorsunuz emekçiler hala çalışıyorlar. Salgın koşullarında bile milyonlarca emekçinin, işçinin çalışıldığı bir ülkede işçilerin ve işçi temsilcilerinin çok az sayıda 20-25 kişiyle sınırlandırılmış bir grubun yürümesine kamu düzenine engel olarak tarif etti yönetim. Müthiş bir çifte standarttır bu. Müthiş bir algıya hitap etmeyen, hukuken de çok değerlendirilebilir yanı olmayan bir tavırdır. 20-25 sendikacının simgesel anlamda, çünkü 1 Mayıs'ın bu meydana çıkılmanın bir simgesel anlamı da vardır. 1977'den beri farklı kısımlarından bu meydana çıkılırken işçiler burada şehitler verdiler. Burası bir anlam taşıyor işçi sınıfı açısından. Bu yürüyüşün böyle adlandırılması ve engellenmesi 21. yüzyılın dünyasında yer edinme isteyen Türkiye'ye yakışmıyor. Bizim özlediğimiz Türkiye bu değil. Bizim düşündüğümüz Türkiye bu değil. Bizim önümüze koyduğumuz hedefler arasında bu çifte standartların kaldırılması gerekiyor. Daha bundan birkaç yıl öncesine kadar işçilerin güle oynaya bu meydana girebildikleri bir ülkeyken bugün bize ne oldu da biz bu meydana giremiyoruz? Bakın arkamda gördüğünüz alan çevrilmiş. Şimdi bu alandaki anıt bundan birkaç gün önce hakaretamiz saldırılara uğramıştı. Bu anıt eğer gözümüz gibi korunacaksa bu saldırılardan korunması lazım. Boyalı saldırıdan bahsediyorsun. Tabii, boyalı saldırı. Bundan korunması lazım. Yoksa emeğiyle beraber hayatımızı güzelleştiren, aslında hayatımızın anlamı olan, hepimiz için de aynı safta olmamız gerekiyor. Hepimiz bir emekçiyiz. Bakın burada siz bir emek veriyorsunuz, emniyetçiler bir emek veriyor, etrafta çalışanlar emek veriyor, milyonlarca işçiyi çalıştırıyorlar. Simgesel bir anıtın etrafının sarılması ve işçi temsilcilerine de hayır oraya kadar yürüyemezsiniz denilmesinin algılanabilecek, anlaşılabilecek, kabul edilebilecek hiçbir yanı yoktur benim kanaatimce. Ne oldu? Sabah diskin önünde bir şey çıktı. Karşılıklı birbirine yönelik olarak anlayamama, dinleyememe, bir dil birliğinin oluşmaması ve daha sonra emniyet yetkilileri çelenkle beraber yürümek isteyen sendikacılara müdahale etti. DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu da başta olmak üzere 16, bilebildiğim kadarıyla sayı 16 olması lazım. 16 işçi ve işçi temsilcisi. Bu olarak 25 kişiydi ama 16. Artmış olabilir. Tabii farklı yerlerden de alınmalar söz konusu oldu. Doğru olabilir o rakam. Farklı yerlerde de alınmalar var. Şimdi bu nedir? Bu ülkeye yakışmayan bir şeydir. Gözaltı süreciyle alakalı ne dediler? Gözaltı süreciyle alakalı ne diyebilirler? Kardeşim kamu düzenini bozuyorsunuz falan. Emirlere itaatsizlik denilebilir en fazla. Yani sokağa çıkma yasağı vardı. Siz yürümeye kalktınız ki böyle bir şey de yok. Bu izinli, konuşulmuş ve buraya çelenk koyulması normal olarak kabullenilmiş bir şey. Emniyet yetkilileri araçlarınızla geçin oraya dedi. DİSK yürüyelim geçelim dedi. Simgesel bir anlamı var. Şimdi buna emirlere itaatsizlik en fazla diyebilirsiniz. Apar topar insanları gözaltına alıp oraya buraya götürüp işte birkaç saat sonra bırakmak zorunda kalacağınız bir eylemi bu kadar kriminalize etmenin bir alemi yok. Türkiye'nin hoşgörüye ihtiyacı var. Türkiye'nin birbirini anlamaya ihtiyacı var. Türkiye'nin en çok da üretenleri anlamaya ihtiyacı var. Arkadaşlar önümüzdeki dönem başka sorunlar yaşayacağız. Bu ülkenin şu anda salgın da dahil olmak üzere ekonomisindeki çarkların doğru dönmüyor olmasından kaynaklı üretenlere çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede esasında üretenler çok da kıymetli olacak. Açlıkla belki karşı karşıya kalacağız. Kıtlıkla karşı karşıya kalacağız. Temenni etmiyorum bunlara. Asla olmasın. Bizim ülkemiz çok güzide bir ülke. Ama üretenleri bu kadar kıstırdığınız, sıkıştırdığınız, her türlü hakkından yoksun ettiğiniz, her türlü mücadelesine ket çektiğiniz, 7,5-8 milyona yakında bir işsiz ordusu yarattığınız bir ülkede huzurlu olma şansınız olmaz. Bizim buradaki tek meselemiz şu. Huzurlu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Üretenin de ürettirenin de birbiriyle bir dil birliği yapıp sinerji yaratabileceği bir Türkiye olsun istiyoruz. O yüzden de bu yasakçı mantık 21. yüzyıla yakışmıyor. Ne olurdu 20 tane sendikacı gelse, 20 sendikacı gelse burada bu çelengi yürüyerek koysa dünyanın sonu mu olurdu? Sizler getirdiniz DİSK'in çelengini buraya koydunuz. Ama o koyma sırasından önce burada Türk İş, Hak İş ve onlar gelmişti. O konuyla alakalı bir bilgi var mı? Hani onlara bir engelleme oldu mu yoksa? Engelleme olup olmadığını bilmiyorum. O sırada burada değildim. Olmamıştır tahmin ediyorum. Olsaydı duyardık ama biz sonra sendika temsilcileriyle görüşerek tabii ki onların koyması gereken bir çelengi kendiliğimizden buraya getirebilme gibi bir hakkımızın olduğunu düşünmüyoruz. Onlarla da temas
temas halinde. Bu çelengi yerine biz ulaştıralım diye söylediğimizde uygun buldular. Ulaşması gerektiğini söylediler. Biz de getirirken aslında bir müdahaleyle karşılaştık. Öyle mi? Tabii biz de getirirken burada Intercontinental otelin önünde sosyal mesafeyi bozarak bizi de bir kısmi olarak engelledi emniyet yetkilileri. Fakat sonra anladığım kadarıyla kendi iç görüşmelerinden bunun yanlış olduğu ve geri dönülmesi gerektiğini düşündüler ve biz getirdik, çelengi buraya koyduk. Bir parlamenter arkadaşımız DİSK Genel Başkanı'nın ya da o sözcünün, o yürütme kurulunun sözcüsünün okuyacak olduğu metni burada okudu. Çelenk şimdi yerinde ama şunu soracağım. Çok akıllı insanlarız, çok zeki insanlarız. Ben inanıyorum ki bu ülkeyi yönetenler de en az bizim kadar zekidirler. Bu ne? Bugünkü bu kadar problem. Bu Sayın kadar Aydoğan, son olarak şimdi vatan emniyetteler diskli evet. yöneticiler ve Sayın Başkan Çerkezoğlu. Oradan son durumla alakalı bilgi alalım hemen sizden. Tabii ben bir defa gözaltına alınmalarının hukuken doğru olmadığı düşüncesindeyim. Bunlar eğer bir ihlal oluyor ise... Oluyorsa bile davete bağlı suç tiplemeleri ya da kabahat tiplemesi olarak adlandırılabilir. Diyelim ki kamu orada emirlere itaatsizlik söz konusu oldu. Şu anda emniyete götürülüp orada saatlerce tutulmalarının da bir anlamı yoktur. Hatta benim kanaatimce Cumhuriyet Savcısı adliyeye bile çağırmadan madem oraya kadar götürmüş ifadesini aldıracaksa bir an önce aldırıp bıraktırması lazım. Kaldı ki bu tip konuları basın da yakından bilir, emniyet dünyası da bilir, diğer arkadaşlarımız da bilir, sendikacılar da bilir. Bu tip ihlaller, toplantı gösteri yürüyüşü kanunun ihlaliymiş, emirlere itaatsizlik vesaire bunlar davet usulü gidip ifade verebileceğiniz şeylerdir. İnsanları gözaltına alıp hastaneleri meşgul etmek, emniyeti meşgul etmek, oraya koca bir konfederasyonun başkanı dahil yetkililerini doldurmak, götürmek. Bunlar bu ülkeye yakışmıyor. Bunların olmadığı bir ülke tahayyül ediyoruz biz. Bugün bunları yaşatanların bile bunu doğru kabul etmeyeceğini düşünerek konuşuyorum. Bakın bunu yaşatanlar bile bunun doğru olmadığını kendileri bilirler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Emirlere itaatsizlik en fazla söyleyebileceğiniz bir şeyse ki bu da yok. Ortada bir suç yok. Davetle çağırabileceğiniz insanları apar topar sosyal mesafe kurallarını bozarak her şeyi bozarak alıyorsunuz, araçlara koyuyorsunuz, olayı kriminalize ediyorsunuz, kamuoyuna farklı bir algı yaratıyorsunuz, herkesi meşgul ediyorsunuz. Ne gerek var bunlara? Ne gerek var kardeşim, gelsin çelengini koysun, siz de refakat edin. Orada savunulan hak aynı zamanda burada emir kulu olan emniyetçilerin de hakkıdır. Kötü koşullarda çalışmamaları, bir şekilde ürettiklerinden doğru pay almaları, insan gibi yaşamaları, ağır mesai saatlerine tabi tutulmamaları bunlar da bir sendikal haktır. Yani o pozisyondaki insanlarla koca bir sendikanın temsilcilerini karşı karşıya getiriyorsunuz, emir veriyorsunuz. Ondan sonra da böyle bir çirkin, kabulü mümkün olmayan, dünyaya bizi mahcup eden bir olaya neden oluyorsunuz. Türkiye buradan çıkmak zorundadır. Bu çifte standarttan çıkmak zorundadır. Orada işçileri çalıştırırken, milyonlarca işçiyi sokakta çalıştırırken, hatta sosyal mesafe kurallarına uygun olmayan şartlarda çalıştırırken. Orada dediğiniz AKM'den mi? AKM'de şimdi şu anda çalışıyor arkadaşlar işte evet. Şurada ara verdiler, öğlen saati diye ara verilmiştir. Belki Ramazan yemek saati olabilir olmaz onu bilemiyorum. Şimdi buraya 20 tane işçi temsilcisinin gelmesini kamu düzeninin bozulması olarak gören bir devlet, önce ben bir güçlü devlet miyim diye bakması lazım. Güçlü devlet bundan çekinmez. Herkes konuşsun, herkes fikrini söylesin, herkes gelsin protestosunu yapsın, eğlencesini yapsın. 1 Mayıs emeğin birlik ve dayanışma bayramı. Festival havasında geçirmemiz gereken bir günü biz niye böyle şeylerle geçiriyoruz? Anlaması çok zor. Anlamakta güçlük çekiyorum. Ve hukukçu olarak da bu toplamaları, bu gözaltılarını, bu işte yaratılan kriminalize tabloyu hiç anlamıyorum. Anlamayacağım yani. Peki efendim, çok teşekkür ederim değerli değerlendirmeler için. Sağ olun. Evet Aslı, Sayın İstanbul Milletvekili, CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan'dan, Turan Aydoğan'dan son bilgileri aldık. O da sabah saatlerinde DİSK Genel Merkezi önündeydi. An be an yaşadı oradaki gözaltı sürecini diyelim. Bizler Taksim'deyiz. An be an gelişmeler oldukça size bağlanacağız. Sözü tekrar sana bırakalım Aslı. Peki Doğuşcan Kara, çok teşekkür ediyorum. Evet, Taksim Meydanı'nda KRT muhabiri Doğuşcan Kara, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da konuydu kendisinin. DİSK yöneticileri sevgili izleyenler bugün 1 Mayıs dolayısıyla Taksim'e bir çelenk bırakmak istediler. Ancak daha kendi binalarından çıkarken bir müdahale söz konusu oldu. Kendileri gözaltına alındı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki 25 kişi o çelengi de milletvekilleri teslim aldı ve Taksim anıtına bıraktılar. İşte o isimlerden biriydi CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da. Evet, şimdi